Çingen Niyazi. Çingen Niyazi aşağı, Çingen Niyazi yukarı. Biz kasabada Niyazi Bey'in adını böyle koymuştuk. Gerçi yüzüne karşı hep Niyazi Bey, Niyazi Bey diyorduk ama olmadığı zaman ha şu Çingen Niyazi mi diyorduk. Niyazi Bey 3 ay önce kasabamıza nüfus memuru olarak geldi. Eşyalarını arabadan indiren hamallar mı görmüşler, yoksa evde eşyalarını yerleştirirken yardım eden komşu kadınlar mı görmüşler, Niyazi Bey'in eşyaları arasında bir davul varmış. Hani şu bildiğimiz boyuna asılan düğün davullarında. İşte ondan sonra Niyazi Bey'in adı Çingen Niyazi olarak kaldı. Efendim ne ararmış koskoca bir nüfus memurunun evinde düğün davulu? Ne işine yararmış ki? Karısı az biraz şişmanmış. Yoksa Niyazi Bey geceleri davula güm güm vuracakken karısını oynatıp onun zayıflamasını mı sağlıyormuş? Yo efendim, hiç duymadık. Bir günden bir güne dom sesi çıkmadı Çingen Niyazi'nin evinden. İyi de acaba Niyazi Bey'de özel bir merak mı vardı evde davul bulundurmakla ilgili? Olur ya, çok insan çocukken almak istedikleri bir takım şeyleri alamaz da sonra bunların hobisine başlar. Kullanamayacağı halde tutar alır, evinin bir köşesine asar saklar. Sorulmaz ki be birader sorasın. Kaynanası berbat bir kadınmış. Bir çene varmış kadında. Günlerce sanki Ramazan davulu mübarek gümbür gümbür ötüyormuş. Evde de böyle gümbür gümbür ötüyorsa, Niyazi Bey de ona yanıt veremiyorsa ne yapsın? Alıp davulu eline gümbede güm güm, gümbede güm güm. İyi de dedik ya Niyazi Bey'in evinden bugüne dek hiçbir davul sesi çıkmadı. Ama biz memur arkadaşlarının arasında bu işe iyi de niye merak salan da yok değildi hani. Tuttu Abdullah Bey Çingen Niyazi'nin daha önce çalıştığı ilçeye bir mektup yazdı. Mektubun yanıtı geldiğinde hep birlikte okuduk. Diyordu ki mektup, ah siz daha o yeteneğin farkına varamadınız mı? Niyazi Bey'in davulunun üzerine davul yoktur. Bugüne dek boşuna zaman yitirmişsiniz. Hemen mektubu aldığınızın akşamı Niyazi Bey'i şehir kulübüne davet edin. Niyazi Bey biraz kafayı bulunca da haydi bakalım Niyazi Beyciğim göster şu nerin değil. Bakın Niyazi Bey eve nasıl koşacak, davulu kapıp nasıl gelecek. İzleyin siz ondan sonra ondaki hünerleri, oyunları. Demek böyle ha? Sağlıkçı İrfan hemen işi ayarladı. Paralar toplandı, şehir kulübünün işletmecisine haber verildi. Niyazi Bey'e hoş geldin diyeceğiz ona göre. Ona göre dedik. Niyazi Bey'e haberi birlikte verdik. Birlikte masasına gittik. Sağlıkçı İrfan, Niyazi Beyciğim, hiç böyle gecikmezdik ama ne yapalım elimizde olmayan nedenlerle geciktik. Size bir hoş geldin diyemedik. Bu akşam karılarımıza haber vereceğiz. Size şehir kulübünde hoş geldiniz diyeceğiz de. Çingen Niyazi çok duygulandı. Başını olur anlamında salladı. O gece kasabanın tüm memurları hanımlarından izin almışlar şehir kulübüne gelmişlerdi. Haber kulaktan kulağa yayılmış, Çingen Niyazi'nin o gece davul çalacağı duyulmuştu. Şehir kulübünün işletmecisi böyle günlerde keçi keser, keçi etini bir güzel acılı salçayla kavururdu. Yanına biraz soğan salatası, bolca yoğurt hazırlardı. Acılı etler yendi, soğan salatası çiğnendi, kafalar dumanlanmaya başlayınca kaymakam da geldi. Kaymakamın gelmesi Çingen Niyazi'yi daha çok duygulandırdı. Küçük bir konuşma Kaymakam Bey yaptı, uzun bir konuşma Sağlıkçı İrfan yaptı. Çingen Niyazi hiç konuşamadı. Konuşmak için ayağa kalktı. Şimdi ben dedi, sonra sağ olun dedi, yerine oturdu. İrfan Bey bağırdı. Niyazi Bey'in davulu nerede? Tüm arkadaşlar tempo tuttuk. Nerede? Nerede? Kaymakam ilgilendi. Aa öyle mi? O zaman bekçiyi gönderelim davulu alsınlar. Alkışlar, alkışlar, alkışlar. Bekçi kuş oldu uçtu. 5 dakika sonra davulla birlikte geldi. Niyazi Bey davulun ipini utana utana boynuna geçirdi. Tokmağı utana utana eline aldı. Gözü Kaymakam Bey'deydi. Ama Kaymakam Bey ona yardım etti. Arkadaşlar içimize ne cevherler var haberimiz yok. Niyazi Bey de bunlardan biri dedi. Of of, Niyazi Bey gerçekten cevhermiş de haberimiz yokmuş. Yahu ne karayılanı ne boz yılanı, bir çalıyor bir oynuyor ki Niyazi Bey. Dersiniz davulda tokmakta elinde bir oyuncak. Bir kez tokmağın davula indiğini görmüyordunuz ama bu görünmeyen tokmak öyle ritimlerle çınlatıyordu ki şehir kulübünü, sanki davul değil saz dinliyorduk. Ya o oynama? Niyazi Bey serçe örneği uçuyor, hop salonun bu başında zıplıyor, hop öteki başında. İnanmazsınız, uzun atlama rekorları kıracak denli davullu uçuyor, tokmağıyla frenliyor, frenden sonra davul patlatırcasına ötüyordu. O güzel oyun, o güzel ritim, o güzel uçuşmalar, o davulun tok sesiyle çoğumuzu...
O davulun tok sesiyle çoğumuz ayılmıştık. Kaymakam Bey bile Niyazi Bey'in onuruna bir kadeh kaldırdı. Onca köy kasaba gezmiş, onca Ankaralarda okumuş, ne bu denlisini görmüş ne de bu denlisini duymuştu. Niyazi Bey değil bir harikaydı. Harikalar oturtulmaz ki. Niyazi Bey şöyle oturacağım diyerekten sandalyesine doğru yaklaştı mıydı, hop daha oturmadan ağzına içkiyi dayıyor, ardından kaldırıyorduk. O gece Niyazi Bey taslamam 2 saat çaldı, oynadı. O denli ki tüm arkadaşlar bu yeteneğe hayran kaldı. Kaymakam Bey salt bir duble içti. O bile Niyazi Bey'in elini hararetle sıkıp ''Kutlarım, kutlarım Niyazi Bey'' dedi. İşte bu gece yetti de arttı bile Niyazi Bey için. O günden sonra Niyazi Bey her sofranın gülü oldu. Niyazi Bey'siz içilmiyor, Niyazi Bey'siz şölen olmuyordu. Kasabanın 3-5 ileri geleniyle Kaymakam Bey içmeye oturdular mı, aman nerede Niyazi diyorlardı. Aman nerede Niyazi Bey diyorlardı. Bekçi koşuyor Niyazi Bey evinden alıp getiriyordu. Kaymakam Bey Vali Bey ile birlikte yeni köyde kuzu mu yiyecek? Aman kuzumuzu hepsi kolay da bakın gelin hele Niyazi Bey hasta masta olmasın diyorlardı. Hasta değilim efendim, seve seve gelirim diyorum. Aman söyleyin ona cuma günü izinli, yorulmasın. Göreyim Niyazi Bey Vali Bey'imizi şöyle bir güzel. Duyuyoruz Vali Bey de hayran kalmış. Hatta diyesiymiş ki bu işle ilgileneceğim yurt dışında yüzümüzü artır, turizmimizi duyurur diyesiymiş. Ekleyesiymiş. Böyle bir yetenek hiç görmedim. Kasabanın ileri gelenlerinden Haşim Ağa'nın oğlunun düğünü oluyordu. O koskoca Haşim Ağa tutmuş kaymakama gelmiş, etkili olur diye ondan rica etmiş. Aman kaymakam bey ne olur Niyazi Bey bizim oğlan düğününde çalar oynarsa çok çok memnun olacağım. Kentten gelecek konuklar da memnun olurlar. Kaymakam Niyazi Bey'i çağırtmış. Niyazi Bey, kaymakam beyin buyurduktan sonra demiş ve kasabalının anlatına göre kasabada şimdiye dek olan düğünlerin hiçbiri öyle neşeli geçmemiş. Bu neşeyi Niyazi Bey sağlamış. Şayet Niyazi Bey olmasaymış, koskoca Haşim Ağa'nın düğünü öteki düğünlerden pek farksız olacakmış. Haşim Ağa, Niyazi Bey, git kendine iyi bir kumaş kestir, hediyem olsun, demiş ama Niyazi Bey kabul etmemiş. Bunun üzerine Haşim Ağa, Niyazi Bey'in evine 2 teneke yağ yollamış. Niyazi Bey buna çok kızmış fakat ne yapsın, kaynanası yağları kabul etmiş. Niyazi Bey valinin de, kaymakamın da, kasaba ileri gelenlerin de, hele hele fabrikası olan Haşim Ağa'nın da göz bebeğiyken ne oldu? Hiç. Haşim Ağa'nın fabrikasında grev oldu. İşçiler Niyazi Bey'i çağırdılar. Niyazi Bey davulunu kaptığı gibi gitti grev yerine. Grev çadırlarının önünde bir oynadı ki, işçileri bir oynattı ki, bir oynattı ki, onlarla sarmaş dolaş olup güm 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 tokmağı davula öyle bir vurdu ki. Oymuş. Kaymakam hiç memur kısmı davul çalar mıymış dedi. Vali ben memurlarımın arasında şaklaban istemem. Memur memur olmalıdır. Memur olmayan bir memuru ben açığa almasını bilirim dedi. Haşim Ağa ise oyunumuzda yılan beslemişiz meğer dedi. Kaymakam Niyazi Bey'i haşladı. Vali açığa aldı. Haşim Ağa kasabada görmeyin onu dedi. Niyazi Bey o yetenekli Niyazi Bey, o yurt dışına gitse yüzümüzü artacak olan Niyazi Bey, o düğünlere renk katan Niyazi Bey, o şölenlerin gülü Niyazi Bey bir gün içerisinde korkulacak adam oldu çıktı. Tüm memurlar ondan kaçtılar. Kamyona eşyasını 3-5 memur arkadaşı yükledi. Bizden başka yürekli yoktu kasabada Niyazi Bey'in yanına yaklaşacak. Niyazi Bey kamyona binmezden önce boynumuza dolandı. Davulunu kucağına alıp kamyonun sürücü yerine binerken "Bundan böyle yalnız grevlerde çalacağım bu davulu," dedi ve gitti.